Spordaki gelişmeleri sizlerle paylaşacağız. Sevgili konuğum Hasan Topaloğlu ile birlikte. Günaydınlar Hasan. Günaydın Necmi. Evet, güne aslında heyecanlı başladık. Geçtiğimiz yaz oynanması planlanan Euro 2020 Avrupa Şampiyonası pandemiye takılmıştı. Bu sezon, bu yaz oynanıyor, ertelenen bir şekilde. İşin ilginç tarafı da, bizi heyecanlı kılan kısmı da Türkiye milli takımının bu karşılaşmada açılış karşılaşması oynayacak olması, İtalya ile birlikte saat 22'de canlı olarak yayınlanacak turnuvanın açılış karşılaşması Türkiye ile İtalya arasında oynanacak. Son antrenmanı da gerçekleştirdi Ay Yıldızlılar. Nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Nedir heyecanınız? Tabii ki heyecanlıyız. Yani bizim çocuklar bizi heyecanlandırdı. Hollanda, Fransa karşısında oynanan futbol, alınan skorlar, Avrupa Şampiyonası öncesi yakalanan güzel bir jenerasyon, iyi bir futbol, istekli, arzulu, başarıya aç bir milli takım. Ve o geçmiş dönemlerdeki kötü milli takımdan şu anda umutlu ve iyi bir milli takıma geçiş var. Tabii ki İtalya şu anda yenilmez bir armada. Zaten dünyanın en iyi milli takımlarından bir tanesi. Savunmayı çok iyi yapan bir milli takım. Çok zor bir maç bizi bekliyor ama ilk maç olması bizim için avantaj diye düşünüyorum İtalya ile. Açılış maçı, onun heyecanı, onun mutluluğu, Türkiye'nin yapacağı vizyon ve reklam çok önemli. Bu akşam 22'de televizyon karşısında kilitleneceğiz, umutluyuz. Zor bir maçın bizi beklediğini biliyoruz. Evet. İtalya ev sahibi, seyirci avantajı da arkasında. Maalesef bu maçta bunu yaşayacağız ama sonraki iki maçımızda da isabet ev sahipliğini biz kullanacağız gibi gözüküyor. Azerbaycan'da oynanacak maçlar. Evet. Azerbaycan bizim insanımız ve orada bu kez seyirci avantajını bizim milli takım kullanacak. Bu akşam alınacak bir beraberlik mükemmel olur. Alınacak bir galibiyet ise olağanüstü harika olur. Olur mu? Neden olmasın? Futbolda her şey var. İtalya yenilmez armada derken her takım yenilebilir. Her takım her takımı yenebilir. Türkiye özellikle son odaklandığı ve kilitlendiği maçlardaki futbolu sahaya yansıtabilirse İtalya karşısında da bu akşam şansı olabilir diye düşünüyorum Necmi. Özellikle ilk yarım saat benim için çok önemli. İlk yarım saatte gol kalemizde gol görmezsek o sonrası bizim lehimize avantajımıza olacağını düşünüyorum. Yani ilk yarım saat belirleyici olabilir. Çok etkili olacağını düşünüyorum. Şenol Güneş'in İtalya'yı iyi etüt ettiğini düşünüyorum. İtalya'da oynayan futbolcularımız var milli takımda. Onların da verdiği bilgiler, Juventus'tan, Milan'dan önemli oyuncular var kadromuzda. Onların da verdiği bilgiler olduğunu düşünüyorum. Sanırım güzel bir açılış olacak, güzel bir karşılaşma olacak. Ama şunu söyleyeyim, bu akşam Türkiye farklı mağlup da olabilir, galip de gelebilir. Ama farklı mağlup oldu diye Türkiye kötü takımdır veyahut bu Avrupa Şampiyonası'nda hiçbir şansımız yoktur. Öyle bir şey asla konuşulmaması lazım. Çünkü unutulmaması lazım. 25 maçtır mağlup olmayan bir İtalya'dan bahsediyoruz. İnanılmaz bir çıkış içerisinde. Son 8 maçta da gol yememiş. Aynen öyle. Son 8 maçta kalesini gole kapatmış. Mancini ile çok iyi bir dönem yakalamış. Kendi saha seyircisi önünde Avrupa Şampiyonası'na başlayacak olan bir İtalya'dan bahsediyoruz. Üzerimizdeki baskı daha İtalya'dan daha az olduğunu düşünüyorum ama heyecan inanılmaz seviyede. En azından bu bir ayımızı da Avrupa Şampiyonası ile geçireceğiz. Sonrasında inşallah artık bizim hazırlık maçlarımız, turnuvalarımız başlar. Evet. Artık ülkemizi de konuşmanın tamamen zamanı gelir diye düşünüyorum ama şu an tek konuşulacak şey Avrupa Şampiyonası. Tabii ki gönüllerimiz, kalplerimiz Türkiye ile atıyor. Ama tarafsız da olarak bakmak lazım ki bizim işimiz bu, spor yazarları. Bu işi doğruyu konuşur her zaman, gerçekleri anlatır. Bir favoriniz var mı bu turnuvada? Türkiye dışında. Duygusallığı bir kenara yani bırakırsak. Şu an kim benim favorim budur derse yalan olur. Sempatim olabilir. Yani bu şampiyonada sempatim olabilir. İlk maçları gördükten sonra rahat bunların favori, bunların iddialı olduğunu söyleyebiliriz. Pandemi olayı çok farklı Necmi. Yani pandemiden sonra özellikle seyircinin de az bir kısım olduğu bir Avrupa Şampiyonası ilk kez konuşuyoruz.
kimin ne atmosferde, hangi havada, hangi durumda geldiğini bilmiyoruz. Evet. O yüzden şu an favori söylemek sadece macera olur. Sempati olanı var, favorim benim Türkiye. Yani aslında uzun bir maraton da değil. Yani tek maç tek maç düşünülerek gidilirse 7 maç sonunda kupayı kaldırabilirsiniz. Günübirlik motivasyonlarla ki Türkiye'nin de bu gücü var, iyi bir ama jenerasyonu var. Ama 2 maç sonra da eve dönebilirsiniz. Aynen öyle. Yani az önce dediğiniz konu, ilk maç farklı mağlup olabilirsiniz ama bu demek değildir ki siz turnuvada başarısız olacaksınız. Yani diğer 2 maçınızı kazansanız büyük ihtimal gruptan çıkarsınız. Artık diğer turlara da tecrübe edine edine bir hava yakalayıp gidebilirsiniz. Bekleyip göreceğiz. İnşallah güzel sonuçlar alacaktır. Bu jenerasyondan çok mutluyum. Hava da çok iyi Türkiye'de. Yani bir tarafta da Türkiye'yi tanıyan bir Mancini var. Evet, eskiden Galatasaray. Aynen, yani Türklerin bir ruhunu iyi bilen bir Mancini var diye düşünüyorum. Güzel bir karşılaşma olacak. Zevkli bir karşılaşma olacağını düşünüyorum. En önemlisi, heyecanlı bir maç izleyeceğiz. Evet, zaten özledik de maçları. Türkiye Ligi biteli bir ay oldu ama biz özledik. Program zaman kalırsa son bölümünde Türkiye Ligi'ne de biraz değinmek istiyorum. Takımların durumlarıyla yok, ilgili çok olarak. Kısa, çok kısa değerlendirelim, hiç dönmeyelim. Türkiye Ligi'nde bir şey yok yani. Beşiktaş hızlı hızlı ben gideyim Necmi. Tabii tabii. Beşiktaş Sergen Hoca ile al-ver pazarlığı yapıyor. Henüz bir icraat yok. Aboubakar'ı ellerinden kaçırdılar. Gezal da gidebilir. Bu gidişle Gezal'ı, Rozier'i kaybederlerse işleri çok zor. Şampiyonlar Ligi'ne gidecekler. Şampiyonlar Ligi'nde Türkiye'nin puanları benim için önemli. Beşiktaş'ın ne yapmayacağı çok önemli değil benim adıma. Ama Türkiye için şu anda Beşiktaş, özellikle Galatasaray ve Fenerbahçe'nin bu yaşadığı psikoloji baskısının altında bu fırsatı değerlendirmesi lazımdı. Şu an için değerlendirdiğini söyleyemem. Galatasaray'da başkanlık yarışı var. Fatih Terim noktasında kaos var. Kadroda büyük bir revizyon olması lazım ama şu an takımı yönetecek kimse yok. Aytaç ve Alparslan'ın transferleri en azından bir nebze bir adımdır yerli transfer adına. İyi de oyuncular kadro genişliği adına doğru hamleler. Ama bekleyen bir Onyekuru var, bekleyen bir 10 numara transferi olması lazım, bir sol bek transferi olması lazım, bir orta saha olması lazım, bir kanat olması lazım. Öyle. Bayağı oyuncu istiyor Galatasaray. Bunları ne zaman nasıl yetiştirecek? Sezonu açması gereken de en erken takım Galatasaray. Sanırım 14'ünde Selçuk İnan'ı görevlendirdiler. Selçuk İnan'la başlayacaklar. Ama hangi kadroyla, 12 oyuncunun sözleşmesi bitti. Bunlar şu an antrenmana inemez. Hangileriyle sahaya iner, antrenman yapar ve Şampiyonlar Ligi'nin ön elemesinde maça çıkar hep birlikte göreceğiz ama Galatasaray'ın seçimi çok büyük kayıplarla da atlatabilir Necmi. Seçimi çok büyük artılarla atlatırsa o zaman başarılı olabilir. Yani seçilecek olan başkanı diğer başkan adayları desteklerse, o genel kuruldan birlik bütünlük çıkarsa Galatasaray için doğru yol olur. Ama herhangi bir kopukluk ve kavgalar başlarsa Galatasaray'da, hele bir de gelen başkan Fatih Terim dışında bir hamle düşünürse, Galatasaray çok büyük bir kaos bekleyeceğini düşünüyorum. Çünkü birçok oyuncu da Fatih Terim orada diye kalmayı düşünüyor. Kesinlikle. Mesela bunlardan bir tanesi Muslera. Başka bir hocayla çalışır mı? Profesyonel çalışır da ne kadar verimli çalışır? Hangi kafada çalışır? Belki de ayrılmak ister. Gibi büyük huzursuzluklar kapının... Yani o aile ortamı yok olabilir. Büyük huzursuzluklar kapının arkasında olabilir. Benim gönlüm Burak Elmas'tan yana. Burak Elmas kazanırsa Galatasaray'ı çok erken zamanda taraftarın beklediği şekilde ayağa kaldırabileceğini düşünüyorum. O açıklamalarından o enerjiyi alıyorum. Evet. Göreceğiz, zaman gösterecek. Fenerbahçe'de Ali Koç antrenör, teknik adam arıyor. Gecikmedi mi Fenerbahçe? Gecikti. Basının verdiği isimler veriyor. Ertesi gün o teknik adam başka takıma gidiyor. Veriyor, ben Türkiye'ye gelmem diyor. Kime gidecek, kimi getirecek, nasıl bir hamle yapacak bilmiyorum. Yılmaz Hoca haykırıyor, beni alın, bana bu şansı verin. Vallahi iddia ederim, gelecek olan yabancıdan da, şans verdiğiniz Erol Bulut'tan, Emre'den de 3 gömlek, 5 gömlek daha tecrübeli, daha iyi bir teknik adam Yılmaz Vural. Benim kafama takılan soru şu.
haberleri çıkıyor basında. Kolkır Fenerbahçe'ye doğru, X isim Fenerbahçe'ye doğru. Bu transferleri kim yapıyor? Yani teknik adam belirlemeden, o hocaya sormadan oyun planını, oyun planlamasını, kadro planlamasını, bu transferleri kim yapıyor? Fenerbahçe yine dersini almamış belli. Necmi, belki yine aynı hataları devam edecek gibi görülüyor. Bu pencerenin arka tarafından konuşuyoruz biz. Ön tarafından konuşuyoruz biz. Pencerenin arka tarafında belki de Ali Koç şu anda Necmi Usal'la %90 anlaştı. Ama basına veremiyor. Sızma. Açıklayamıyor. Necmi Usal diyor ki git bana Josie'yi al, git bana Serdal'ı al, git bana Kolder al. İsimler veriyor. Anladın mı ne söylediğimi? Evet, evet. Belki de öyle bir olay var. Ama şu an açıklanamıyor. Basında ne yapıyor? Zaten öyle bir basınımız var Türkiye'de. Sallayan sallayana. Zaten Türk futbolunu bu hale sokan. O geldi, bu gitti, o gelecek. Transfer sezonunda 200 tane Ronaldo'dan Messi'ye kadar getiriyoruz. Evet. O yüzden yani olayın tam iç yüzünü bilmiyoruz ama yani Yılmaz Vural biraz belki heyecanlı, belki biraz değişik bir teknik adam ama gerçekten bu 3 büyükte 4 büyükte şans verilecek bir teknik adam olduğunu düşünüyorum. Kesinlikle katılıyorum. Evet, Türkiye Ligi'nde böyle konuştuk. Tabii az da Trabzon'a değindik. Çok önemli transferler yaptılar. Şu an, ligede şu an en hazır takım görüntüsünde. Doğru hamleleri yapan bir Trabzon var. İyi isimler geldi. Bir tarafta iç çekişmeleri yaşayan Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş. Bir tarafta dersini iyi çalışmış Abdullah Avcı. Ligin bitmesiyle nokta atışı yapıyor. Bence sezon bitmeden diğer sezonun planlaması yapılmıştı. Yapıldı, belli ki. Aynen öyle. Yani maçlara çıkarken Abdullah Hoca bu taraftan transferde isimleri bitirmişti. Kafasındaki oynatacağı sistemi hazırlamıştı ve transferde nokta atışı yapıyor. Bir de Charlotte'u geri döndürürse Trabzon şampiyonluğun en büyük adayı olduğunu %100 söyleyebilirim. Çünkü şu anda yaptığı 3 nokta takviye var. Geçmişleri inanılmaz bir kariyer. Geçmişleri müthiş. Şu anki hallerini bilmiyorum. Şu anda yani Hamsek'ten Lut, Cervinho var. Cervinho, bunlar son yıllarda biraz düşüş yaşayan o liglerde. Ama Türkiye Ligi'nde bu durum geçerli olmayabilir. O liglerde diyorum. Evet, evet. Burada gelip de iyi bir hazırlık dönemiyle kafa yapılarını Trabzon'a verirlerse çok farklı bir Trabzon izleyeceğimizi düşünüyorum. Evet, geçelim ülkemize. Türkiye Ligi'nde gelişmeler bu şekildeydi. Tabii tekrardan gönlümüz Türkiye milli takımıyla, bunu belirtelim. Bu akşam 22'de İtalya karşısında inşallah galibiyet alır Türk milli takımı. Ülkemizde transferler devam ediyor. Geçtiğimiz gün Mausa Türkgücü Emre Kuvvetli Şahin'i kadrosuna katmıştı. Karşılığında 4 oyuncu vermişti Mor Menekşe'ye, Sarı Yeşilliler. Dün ise önemli bir gelişme yaşandı transferde. Süper Lig ekiplerinden şampiyonluğun en büyük adaylarından Doğan Türk Birliği Yeni Cami'nin takım kaptanı Tansel Ekingen'i kadrosuna kattı bonservisli olarak. Bunun karşılığında Yeni Cami Doğan Türk Birliği'nin genç golcüsü Selim Saygı'yı kiralık olarak renklerine bağladı. Evet, Hasan Topaloğlu, önemli bir transfer gelişmesiydi bu. Dün adına iki büyük camia arasında gerçekleşti transfer. Şimdi belli ki Yeni Cami defteri kapatmış. Doğan'la Mausa Türkgücü'ne şampiyonluk yarışında başarılar dilemiş. Geçmiş yıl ya geçen yılıydı ya bir önceki yılda Yeni Cami bir baktı, Mausa Türkgücü bu kadar para yatırır, Doğan bu kadar para yatırır, biz şampiyon olamayız dedi. Küçülmeyi düşündü. Çok bir takım içinden oyuncu kaybetmeden yine de önemli isimleri verdi. Bir girdi lige, baktı şampiyon olabilir. Evet. Arada fark yok. Lig kopmuyor. Sonuna kadar da zorladı. Gitti kupayı aldı. Gibi gibi. Yani illa bütün kadroyu verdin de ya da önemli isimleri verdin de şampiyonluk yarışında yoksun. Demek değil. Demek değildi o sezon için. Evet. Yeni Cami aynı olayın sanıyor ki bu sene de aynısı olacak. Yabancı faktörü var. Bak, aynısı bu sene de olacak. Savunmanız yok. Faruk'u kaybettiniz. Mehmet Altın'ı kaybettiniz. John'u kaybettiniz. Abaka'yı kaybettiniz. Aminu'yu kaybettiniz. Kaptanınız Hüseyin Sadıkları sağ bekten kaybettiniz. Kaptanınız Tansel'i sol açıktan kaybettiniz. Yani ne kaldı? İskelet şu anda kaleci Ercan'la orta Göktaş, sahada Fırat. Göktaş, Fırat, Hascan. Göktaş'ı stopere koy. Ercan, Göktaş, Hascan ve Fırat.
4 tane oyuncunun üzerine şu anda yeni cam inşaatı kurulmaya çalışılıyor. Kurulur, kurulmaz değil. Ama şampiyonla oynayacak bir takım kurulmaz. Hele en önemlisi, dün de söyledim, yeni caminin %70 şampiyonluk yarışının içerisinde olması John demekti. Ha. Bu gerçek, bunu kimse inkar edemez yani. Son 4 sezonda 3 kez gol kralı. Kimse inkar edemez. Siz John'u yarım dönem Hamitköy'e verdiniz. Havlu attınız. Havlu attınız. Geri aldınız. Nereye getirdi sizi? Neleri konuştunuz ortada. John'un geri yeni camiye gelmesi şu anda hayal. Mustafa Muhammed'in Galatasaray'a geldiği ligde oynuyor. Evet. Oradan radar altında. Aylıkta. Ayda 50.000 TL artı primler kazanıyor. Vizyonunu aşmışsınız, önünü aşmışsınız. Bu dakikadan sonra eğer John Döner de bu ülkeye gelir, ayda 4.000 lira, 12.000 lira, 20.000 liraya oynayacaksa, kendi bilir. Benim söyleyecek bir şeyim yok ama ben geleceğine inanmıyorum. 50.000 TL bugün 5.000 isterlin demektir. Yeni Cami Tansel'ine, Hüseyin'ine, oyuna, buyuna veremedi. Bu durumda şu anda 200.000 TL serbest transfer, 3 yıllık, yılda 200.000 TL veremedi. Evet. Ya da yılda 100.000 TL, 120.000 TL veremedi. Ha, çıta yükseldi mi bu oyuncularda? Yükseldi. Ben yükseltmedim ama. Siz yükselttiniz. Ha, bütçemiz yok, paramız yok da güçleneceğiz. Bunun hatası yine sizde. Bende değil gene. Yeni Cami taraftarı takımına sahip çıkıyor mu? Çıkıyor. Şampiyonluğa geldiğinde taraftar tribünü dolduruyor mu? Evet. Dolduruyor. Üyelik aidatını ödüyor mu? Ödüyor. Yemek yapıyorsunuz, geliyor mu? Geliyor. Evet. Abdullah Oluçan para veriyor mu? Veriyor. Kaan Kaner veriyor mu? Bir miktar veriyor. Tesis aldınız mı bu ülkeden? Aldınız. Aynen. Bir çivi çaktınız mı? Çakmadınız. Sattın Mehmet Altın'ı, sattın Faruk'u, sattın Tansel'i. Ne oldu bu para? Hadi bu seneyi de çıkardık. Seneye? Geçen sene zaten hataya başladıydınız. Hangi hataya başladıydınız? Elinizde her sene size sermaye getiren oyuncuları şu kiraya verirdiğinizde 300.000 400.000 lira kasanızı doldurur ve açardınız. Hepsini sattınız. Satınız. Evet. O gelir yok oldu. İbrahim Çıdanlı'dan tut, kaleci Çağatay'dan tut, bilmem nereden tut. Gelsin bu sene 20.000 ondan, gelsin bu sene 70.000 ondan. Bu seneyi de çıkaralım dediniz. Bütün her sene size 300-400.000 TL gelir sağlayan kiralık ordusunu yok ettiniz. Bu sene de para edenleri yok ediyorsunuz. Seneye ne yapacaksınız? Genç jenerasyon çıkarıyorlar. Allah versin çıkarsınlar. Demek ki şampiyonluk yok. Yeni Cami gençleşiyor. Yeni Cami bilecek ki orta sıralarda yukarıya aynen oynamaya çalışacak. Taraftara da mutlanmak. Yeni oyuncular çıkarmaya çalışacak. Yanlış mı? Hayır, yanlış değil. Bu da bir stratejidir. Yanlış değil ama yanlış nerede? Yanlış 10 yıldır planlama yanlış. Ya bir başkan da oturmadı oraya da desin ben bu tesise çivi çakacağım ya. 2010 yılında ben Yeni Cami'ye teknik adam gittim. Evet. Kaan Kaner, Abdullah Uluçan, Üvenç Uluçan oturduk. Biz Hasan çıkmak istiyoruz. Yeni Cami'nin yeri Süper Lig'dir. Sonrasında da tesis aldık, tesise başlayacak. Kaynağımızı oraya yatıracak. Oradan gelecek kaynakla bu takım dönecek. Her sene biz olmamamız lazım. 2010. Kim gelirse gelsin bu takımın başına kulüp çarkını döndürecek. 2021. 11 tek bir çivi çakılmamış. Apo'nun, Kaan'ın ya da Ahmet'in, Mehmet'in aldığı oyuncuların sermayesi yavaş yavaş yenmiş, 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 yenmiş. Şu anda elde kalan hiçbir şey yok. Toplasan 5-6 tane orta seviye, iyi seviye, belki 1-2 tane kaliteli Yeni Cami çürümüş. Yanlış anlamayın, çürümüş derken ben Yeni Cami'yi şampiyonluk yarışında görmeye alıştım. Yeni Cami de her zaman hedef bu olmalı. Şu an Yeni Cami taraftarı eminim ki çok kırgındır. Yeni Cami taraftarı şu anda bu 1,5 yıllık özlemin arkasına şampiyonluk yarışında olmayacağının üzüntüsünü yaşamaktadır. Ki son kupayı aldığı takım da şampiyonluk sinyalleri veriyordu. Yeni kurulacak. Necmi, bu sene şampiyonluk, bu sene şampiyonluk her yılkından daha kolaydır. Bak, her yılkinden daha kolaydır. Zordur. Ne zordur? Lig zordur. Lig çekişmeli geçecek.
Mausa Türk gücün, denktir. Mausa Türk gücünün %30, %40 sizin üstünüzdeki gücü aşağı indi. Yabancılar. Tabii ki. Dengeler sağlanmış idi. Yeni Cemil, Mausa Türk gücü, Doğan Türk Birliği, hatta Lefke, Cihangir, Yeşilova. Türk Ocağı, Yeşilova, dengeler sağlanmış idi. Bunlar geldi. Aynen öyle. Sen zaten Mehmet Altın'ı vermişsin. Sen zaten Faruk'u vermişsin. 600, 700, 800 bin TL bir bütçe yapmışsın. En azından tut Tansel'le Hüseyin Sadıkları. Getirirsen John O'Coley'i getir, getirirsen Ebuka'yı getir. Bir forvet de getir. Yeni Cemil yine şampiyonla oynardı. Bir iki takka ya da nokta atışı yapabilir mi? Kim? Yeni Cemil savunmaya. Kimi? Serhan Önet söyleniyor. Göçmenköy'deki durum ne olacak? Yani durumlar belli değil şu an. Ya gençleşeceğim diyorsun ya Serhan Önet diyorsun. Yani bir iki abilik yapma gibisinden gençlik. Birincisi Serhan Önet iddiası olmayan bir takıma gitmez. Yani doğduğu kulüpte jübilesini yapma ihtimali olabilirmiş. O düşünceyle. Yani olursa doğru bir emleme Serhan'la da şampiyon olman, şampiyonluğa da oynaman sadece Serhan'la. Necmi bak tekrar sayıyorum. Sağ açığınız, evet, iskelet yok. Sağ açığınız Abaka gitti mi? Gitti. Sol açığınız Tansel gitti mi? Gitti. Forvetiniz John gitti mi? Gitti. Orta sahanızdan Altın. Altın gitti mi? Gitti. Aminu gitti mi? Gitti. Sağ bekiniz gitti mi? Gitti. Stoperiniz zaten yok. Aynen. Kimi yani? Kiminle kim neyi konuşuyoruz? Aynen öyle. Senin... Son 10 yılda Yeni Cami'nin elinden çıkardığı oyuncularla kasasına koyduğu bütçeyi bir hesaplayın isterseniz. Çağdaşlar, İbrahim Çıdamlılar, işte Tanseller, Hüseyin Sadatlar, Mehmet Altınlar, onlar bunlar. Bir lütfen o bütçeyi çıkarın koyun. Ünal vardı, Adil vardı. Ünallar, vardı. Adiller. Hadi serbest transferde kaçtılar. Ama kimin hatasından kaçtılar? Yönetim. Kimin hatasından kaçar? Bir oyuncuyu sen 35 bin TL'ye kaçırıyorsan önce hatayı kendinde arayacaksın. Kesinlikle. Son yıla beklemeyeceksin sözleşmenin bitmesinin. Son yılına beklemeyeceksin Adil gibi, Ünal gibi, Tansel gibi oyuncuları. Öyle oyuncuları. Bir sene önce masaya oturacaksın. Seneye ne istiyorsun? Al ön sözleşme yapacaksın. Ülkede kaç tane Ünallar, Adiller var? Hepsi bunların milli oyuncu. Kaç tane var? Ya siz tutamazsanız başkası gelir alır böyle oyuncuları. Bilmiyorum yani şimdi belki çok keskin, belki çok ağır konuşuyoruz. Belki Yeni Cami küllerinden yeniden doğar çocuklarla. Ha genç oyuncular var, yetenekli oyuncular var, Mehmet Çavuşlar var, işte Hasan Evrenler var. Yeni jenerasyon geliyor Yeni Cami'nin alttan da. Yeni Cami taraftarını tatmin eder mi? Bence şu an için zor. Mutlu eder mi? Şu an için zor etmez. Yani. Ben etmeyeceğini düşünüyorum. Selim katkı koyar mı? Selim çok büyük bir yetenek. Selim çok büyük bir futbolcu. Şanssız ama çok büyük bir kapasite. Evet. Ama şimdi sakatlıktan geldi. Yeni Cami'ye ne verir? Ne kadar toparladı? O korkuyu attı mı? Artı, eksi bunları görmek lazım. Sezon başlayınca artık. Ama en azından doğru yere geldi. Şu anda küçülen... Oynayabileceği... Yani Tanselim boş alan yerine Selim değerlendirilir. Oynayabileceği, kendini kazanabileceği bir yere geldi. Şu an Doğan Türk Birliği'nde Selim'e zor şans verilirdi. Çünkü Doğan'da belli ki hedef tamamen şampiyonluk. Tansel transferiyle bu net ortaya çıktı. Selim'in de kendini bulması adına iyi bir yer olabilir. Yani ben Selim için hangi takıma gitse imza atarım. Kesinlikle. Ben önce bir futbolcuda kişiliğe bakarım. Selim bir kişiliktir. Bir karakterdir. Altına imza atılacak bir isimdir. Futbolculuğu da aynı şekilde antrenmana katılışı, disiplini, futbol özlemi, isteği, arzusu her şeyin altına imza atarım. Yeni Cami doğru bir isim kadroya kattı ama kiralık. Evet, bir yıl sonra dönecek. Tabii bir miktar da para aldı Yeni Cami bu transferde. Çok bir miktar değil yani. Yani Tansel'in Doğan Türk Birliği'ne kaptırılışının bedeli... 50 bin TL'ler olmaması lazım. Bilmiyorum arkamda çok büyük bir Yeni Cemil'i var. Ben görmüyorum. Yani 50 bin TL'ye siz rakibinize şampiyonla oynayan bir rakibe bu adamı kaptırırsanız. Ha serbest transfer. Tamam serbest transfer. Ama öncesinde sen elini taşın altına koydursaydın. Sözleşmeyi önceden yaptırsaydın bunlar yaşanmazdı.
Tansel 6 yılını vermiş, kaptanlığını yapmış ki Tansel'in altına da imza atarım kişiliğine. Kesinlikle. Tansel de Yeni Cami'yi bırakıp gitme taraftarı değil. Zaten dün yaptığı bir paylaşımda Yeni Cami'nin her zaman kendi için bir ayrı yeri olacak. Yani Yeni Cami bana göre kendi ayağına kurşun sıkıyor. Kendi hatalarının bedelini birkaç yıl sonra 2009'da şu kilit vuruluyordu ve kaymakamlığa gidiyordu. İncilikteydi o zaman. Birkaç yıl sonra yine yaşayacak. İşte kulübün arkasında park yeri yaptık. Çocuklar altyapımız var. Üst yapı olmadıktan sonra bunlar hep hikayedir. Hep hikayedir. Ülke futbolu, dünya futbolu her yerde bu böyle Necmi. Aynen öyle. Tansel Doğan da kadro şekilleniyor yavaş yavaş. Bir forma rekabeti olur mu? Doğan Türkiye'ye çok güçlendi. Tabii ki olacak. Nasıl orada katkı sağlar Tansel Doğan'a? Tansel büyük bir yetenek. Hele oynadığı, çok iyi oynadığı maçlar var ki skora etki edebilen, maçın sonucunu değiştirebilen ve dediğim gibi her takıma uyum sağlayabilen müthiş bir karakter. Çok doğru bir isim transfer etti. 50.000 TL civarları Tansel'in bonservisini almak büyük bir başarıdır. Doğan Türk Birliği için de büyük bir transfere imza atıldı. Ha Tansel yıllık çok istermiş, çok isteyebilirmiş. İsteyecek, doğaldır. Tek işi bu. Doğaldır. Profesyonel bir futbol. Sen Mehmet Altın'a 700.000 TL'ye satarken az mı istedin? İşte iki taraflı bakmak lazım bu tip olaylara. Yani bu işler artık böyle. O yüzden sözleşme gelsin, sözleşme gelsin diyoruz. Kesinlikle. Her tarafı bağlasın. Herkesi mi kurtar? Herkesi bağlasın. Ha Yeni Cami sıfırlanır mı Necmi? Hayır. Yok. Yeni Cami'nin şu anda yapması gereken biz 5 yıl gençlerimize dönüyoruz. Altyapıdan çıkan oyuncularımızı oynatacağız. Yeni bir takım. Altyapıdan çıkan oyuncularımızı oynatacağız. Yeni bir vizyon kuracağız. Yeni kabuklanıp tekrar eldeki bu yetenekli oyuncularla birkaç yıl, 3 yıl sonra şampiyonluğa yapabilir oynayacağız. Yapabilir bunu. Yapabilir. Ama Selim gibi gidip kiralık almayacaksın. Yaptıkları tezat. Anladın mı? Evet, evet. Selim'i alıp kiralık da Mehmet Çavuş'un önünü şimdi kesmeyeceksin. Selim için söylemiyorum yok, ha bunu. Yok, anladım. Yeni bir yapılanmaya gidiyorsan kiralık oyuncu almayacaksın. Yeni Cami kiralık oyuncu almaz. Yeni Cami kiralık oyuncu verildi. Büyük bir cam ya. Şimdi biz doğru konuştuk. 9K'den gene kovuluruk bir şeydi. Peki Kaymaklı'ya geçelim. Vaktimizde çok yok. Kaymaklı'da kadroda düşünülmeyenler belirlendi. Yani Kaymaklı'dan önce 15 oyuncu. Kaymaklı'dan önce şöyle bir bağlama yapayım. Mausa ile Doğan arasında güzel bir rekabet. Şimdiden olur. Rekabet başladı. Mausa Türk Gücü'nden transfer hamlesi bekliyorum. Bak göreceksin. İzle. Biro. Hüseyin Sadıklar olur mu? Eğer Yasin'de sorun varsa neden olmasın? Yani şu an Adana'nın en iyi iki sağ beki deseniz. Hüseyin ruhuyla, yüreğiyle sahada oynayan, futbol topuyla bile kavga eden bir oyuncu. Tecrübeli. Mausa Türk Gücü atlayamazsın. Ya bu ülkenin belli başlı sağ beklerinden biri. Müthiş mi? Hayır değil. Ama bir takıma çok büyük katkı sağlar mı? Sağlar. Evet. Mausa Türk Gücü'nde eğer Yasin sakatsa ve uzun süreliyse doğru bir hamle olabilir. Aynen öyle. Aha ona olmaz. Eksiği olan kim var? Lefke. Eksiği olan kim var? Yeşilova. Eksiği kim var? Bu şampiyonluğa oynayabilecek Türk Hoca. Türk Hoca olabilir. Hepsinde iş yapar. Hepsine katkı sağlar. Büyük bir oyuncu, milli oyuncu. Evet. Kaymaklı dedi. Küçük Kaymaklı 15 oyuncusunu kiralık. Her yıl kiraladıkları. Turgut Kağan Çoban da listede. Bunda bir karışıklık var mı? Dumlupınar'da görülüyor. Siz emin misiniz onu? Yoksa basından okuduğunuzu mu yazdınız? Küçük Kaymaklı kulübünden gelen bilgi. Turgut Kağan Çoban yazdı mı? Neyi? Listede. Evet, Kaymaklı sonradan yolladı. Sonradan eklendi. Bu Sercan Çoban olmasın. Hayır, Turgut Kağan. Çünkü ben an Yonpaş Dumlupınar. Turgut Kağan'ın opsiyonlu olarak Dumlupınar'a satıldığını biliyorum. Biz de öyle biliyorduk ama. Demek ki opsiyonu Dumlupınar kullanmamış. Ya da Dumlupınar'la Küçük Kaymaklı arasında çok kısa sürede büyük bir kriz başlayacak. Lig öncesi krizler. Öyle kapıda. Bir şeyler var. Yani ben çünkü opsiyonlu Turgut Kağan'ın önce kiralık sonra da bonservisli gittiğini biliyorum. Dumlupınar kullanmadı mı? Kullandı da Küçük Kaymaklı tinyozluk mu yapıyor ekstradan? Farklı bir şeyler mi dönüyor? Bilmiyorum. Sercan Çoban
Geçen gün toplantıya çağrıldı Küçükkaymaklı'da. Ben Sercan Çoban'la anlaşamadılar ve Turgut Kağan Çoban yerine Sercan Çoban'ın yazılacağını düşündüm açıkçası. Öyle bir bilgi gelmedi. Turgut Kağan'dır diye düşünüyorum ben. Tabii diğer takımlar da çalışmalarını sürdürüyor. Çetin Kaya'dan önemli imzalar var. Abbas Osum, Beyiçkum, Çağdaş Arslan, kaleci Kemal Ağrı vardı. Onlar da dün imza attı. Çetin Kaya'da önemli transferler. Yani Çetin Kaya belli ki Süper Lig'e çıkmak için uğraşıyor. Masterler takımı kuruyor. Gerçek. Yalan mı? Çağdaş Ariç diyelim. Yani tabii yaş ki. Yaş olarak. Yani şimdi Ertanlar, Abbaslar, Sabliler, Raifler yaş oranları belli. Kesinlikle. Bu ligde oynadılar mı? Süper Lig'de de oynadılar. Yürüyerek gittikleri oynadılar. Takımlara katkı veriyorlar mı? Veriyorlar. %100 veriyorlar. Ama yaşa baktığında şu an masterleri var. 35-38 arası oynayanlar. Hatta bu arkadaşlarımızın bazıları masterlere de gidip oynuyorlar. Masterleri kuruyor. Doğru mu yapıyor Çetin Kaya? Çetin Kaya doğru yapıyor. Çetin Kaya'nın birinci ligde yeri yok. İşini şansa bırakmıyor Turan Hoca. Ben bu takımı bu sene çıkarayım. Seneye bu arkadaşlarla yollarımı ayırırım. Zaten Turan Hoca'nın da bir yıllıkmış anlaşması. Bir transfer furyasına girerim. Çetin Kaya'yı Süper Lig'de yukarı oynatacak bir kadro kurarım. Ama önce bu sezona. Önce bu sezona. Yani Çetin Kaya tamamen şu anda birinci ligde misafir kadro kurmaya çalışıyor. Aynı şekilde gençlik gücü de bence. Gençlik gücü daha mantıklı hareket ediyor. Çok iyi transferler yaptılar. Kalıcı oyuncular yani Hasan Akkuyu nokta transfer. Kesinlikle. Uzun yıllar. Hasan Kanlı var. Hasan Kanlı nasıl döneceği onda da şüphelerim var. O da sakatlıktan çıktı. 2 yıl oynamadı. Onda da şüphelerim var ama çok büyük bir yetenek oynarsa GG'ye çok büyük Ahmet bir şüphe. Ahmet Saygı, Ahmet Coşkun gibi isimleri kattılar. Onları dün Ahmet Coşkun'u gördüm. Görmez olaydım. Herhalde 58 kiloda Sigma güreş şampiyonasına katılacak. Dinliyorsa beni bir an önce kilo vermesi lazım. Bir an önce. Çoğu futbolcu da oldu ama. Bu. Ama böyle bir şey yok yani. Yemin ederim Cirlesen Girne'den Lefkoşa'ya yenecek Ahmet Coşkun şu anda. Yani çok samimi olduğumuz için bu esprileri yapıyorum. Ama evet. Ahmet Coşkun hırslı, yetenekli bir oyuncu. Kısa zamanda kiloları vereceğini düşünüyorum. Dün akşam ilgimi çeken bir nokta oldu ki sana attım haberini de yapasın. Saygılar Lefkoşa'dan. Evet, evet. Ahmet Saygı GG'de, Özcan Saygı Çetinkaya'da, Selim Saygı Yeni Cami'de. Girne'den Lefkoşa'ya göç. Girne'de saygı bitti, Lefkoşa'da saygılar başladı. Güzel bir başlık olacak bizim için yarın adına ya da bu akşam adına. Güzel bir habercik. Evet. Başkent'te saygılar diyelim o zaman. Evet, vaktimizde çok kalmadı. Yorumlar var. Mehmet Tekin, daimi takipçimiz. İyi yayınlar olsun Necmi abi, Hasan hocam. Doğan Türk Birliği transferleri. Hasan hocamın da dediği gibi tamamen şampiyonluk için geniş bir kadro ve yıldızlarla dolu. Klişe bir soru olabilir ama bu kadar yıldızın aynı takımda olması nasıl bir kazanç ve nasıl bir dezavantaj gösterir diye sormak isterim hocam. Ayrı bir konu, pandemi nedeniyle kasasında parasını saklayan takımları yavaş yavaş göreceğiz gibime geliyor. Bu kadro yapılanmasını çarşamba gün birlikteyiz seninle sanırım, evet. Ya da salı. Bu Doğan'ın kadrosunu bir göreyim. Burada masaya yatıralım. Ona göre konuşalım. Pesta tepebilir yani. Budur. Hayır, ben bir göreyim kadroyu. Yani ben o kadar şiştiğini düşünmüyorum Doğan Türk Birliği kadrosunun. Daha da gider mi Doğan'dan oyuncu? Yani şimdi 2 tane yabancı gitti. Yok, yerlilerden. Yok. Hayır yani çok orta saha. Şimdi geçen yılki kadroya Doğan Türk Birliği kimi aldı? Kaleci Cenk'i aldı. Ya Cenk oynayacak ya Cem oynayacak. Volkan Demirman aldı. Tamam. 1. Tansel'i aldı. 2. Kaleci Cenk aldı. Onun zaten kalede. Faruk'u aldı. 3. O kadar. Bir de Kaan döndü. Kaan döndü karşıya kadar. Zaten Doğan'ın topçusu. Tamam. 4. 4 takviye var. 2 yabancı gitti zaten. Kaldı 2 artı. Artı 2. Selim de gitti. 1'e düştü. Kaldı 1. Yani nedir? Kadro şişen demek nedir? Demek ki o zaman yedekleri daha da güçlendi. Aynen. Doğan Türk Birliği'nin. Aynen. Kulübesi. Nokta. Yani 17-18 kim oynarsa hiçbir şey fark Halil etmez. Halil Turan da geldi bu arada. Halil Turan çok büyük bir güç. Yani 1-2 kadro. 1-1 yazalım biz bir kadroyu, evet. Çarşamba günü Necmi. Bir konuşalım Doğan Türk Birliği kadrosu üzerinde. Evet. Vaktimiz bu kadar. Çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Tekin'e de teşekkür ediyorum. Gerçekten iyi bir takipçimiz. Evet. Çarşamba günü değerlendireceğiz. Para hepsinde var. Bırak o kasaları. Para hepsinde var. Ağlayanlara bakma.
Evet, tabii gönül isterdi tüm takımlarımızı konuşalım ama vaktimiz bu kadar. Diğer programlarda yavaş yavaş sezon öncesi tüm takımlarımıza hem görüntülü röportajla hem burada sohbetle yer vereceğiz. Spor gündeminin bugün adına sonuna geldik. Önümüzdeki hafta görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.